Evet, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlere uzun zamandır çekmeyi planladığım kravize perdenin ölçüleri nasıl alınır, kesimi nasıl yapılır ve dikimi nasıl yapılır onu sizlere tarif edeceğim. Biz ölçüsünü aldık müşterimizin. Perdenin iki yanını kesip diktik. Üst tarafının ekstra forunu da ayarladık. Sadece ortadan ikiye bölme yerini ve şeritlerini nasıl dikeceğiz onları tarif edeceğim ve hesaplamasını hep birlikte yapacağız. Evet, şimdi başlayabiliriz. Evet, şimdi ilk önce size kravize perdenin ölçüsünün nasıl alınacağını tarif edeceğim. Biz duvardan duvara ölçtüğümüzde 3 metre 10 santim geliyordu. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Bu evinizdeki duvardan duvara ölçü. 3 metre 10 santim geliyor. Ayrıyetten yapmanız gereken işlem kravizede, bakın görmüş olduğunuz gibi yan boşlukların ölçülerini aldık. Yani camla şu duvar arasındaki bu mesafedeki boşluğun ölçüsünü bir de sol tarafın aynı şekilde ölçüsünü almanız gerekiyor. Sağ tarafın boşluk ölçüsü 75 santim. Sol tarafın boşluk ölçüsü 78 santim. Şimdi krevizede bu önemlidir. Çünkü krevizede bu ayrımı yaparken şu ayrımın tam camın ortasına gelmesi gerekiyor. Burada yapmanız gereken işlem iki tane yan taraftaki olan boşlukları topluyorsunuz. 75 artı 78 yapacaksınız. Bu ikisinin toplamı 1 metre 53 santim. 1 metre 53 santimi 3 metre 10 santimden çıkartıyorsunuz yan boşlukları. Bununla camın ölçüsünü elde etmiş oluyorsunuz. Ya da isterseniz direkt camı da ölçebilirsiniz. Bu camın genişliği de 1 metre 58 santim. 57 santim. Camın genişliği de 1 metre 57 santim geliyor. Şimdi burada yapmanız gereken işlem aynen şu şekilde. Camın tam ortasından bu tarafı tek parça halinde, aynı şekilde de diğer tarafı tek parça halinde hesaplayacağız. Şimdi buranın genişliği ile camın tam yarısının genişliğini ikisini birlikte hesaplayacağız. 157'nin yarısı 78 santim diyelim. 78 artı 75, 153 santim. Aynı şekilde diğer tarafa geçiyoruz. Bu tarafta 78 artı 78, yani bu da 156 santim. Şu anda 3 santim fark ediyor. Bu çok önemli değil. Siz bunu tam ortadan ikiye de bölebilirsiniz. Krevizede yapmanız gereken diğer bir işlem ise bu şekilde yaptıktan sonra artı 30 eklemeniz gerekiyor. Aynı şekilde sol tarafa da artı 30 santim ekliyorsunuz. Bunun sebebi krevize tülü üst üste bindireceğiz tülü bu şekilde. Tül üst üste gelecek. Normal tüllerde tek parça haline gidiyor. Krevizede üst üste bineceği için yaklaşık 60 santim üst üste bindireceğiz. 30 santim buradan, 30 santim diğer taraftan. O yüzden camın yarısından buraya ölçtüğünüzde kaç çıkıyorsa, ki 153 çıktı bizim ölçümüzde, artı 30 yapıyoruz. Aynı şekilde sol tarafta da 156 santim çıktı ve buna da 30 santim ekliyoruz. 186. Bu tarafta 183 santim olmuş oluyor. Yapmanız gereken işlem burada da krevize sık pile olacağı için 183'ü 3 ile çarpacaksınız. Hemen şu şekilde aşağıdaki işleme geçiyoruz. 183 santim çarpı 3 yaptığınızda şöyle hesaplayalım. 183 çarpı 3 5,5 metre perdenin sağ tarafına gidecek olan tül miktarı. Sol tarafına ne kadar gidecek? O da 3 santim fark ediyordu. 3 santim daha büyüktü. Onu da aynı şekilde 186 çarpı 3 şöyle hesaplayalım. 186 çarpı 3 5 metre 60 santim diyebiliriz. Bir 10 santim fazlalıktan tül koyacağız. Yani bu krevizeye toplamda 3 metre 10 santim genişliğinde bir duvara toplamda krevize için ne kadar tül gidiyor? 5,60 artı 5,5. Toplamda 11 metre 10 santim tül olması yeterli olacaktır. Bunu kısa şekliyle nasıl hesaplayabilirsiniz? Onu da size söyleyeyim. Kaç metre tül gideceğini nasıl kısa bir şekilde hesaplayabilirsiniz? Diyelim ki duvardan duvara ölçtünüz. 3 metre 10 santim geliyor. Artı 30 artı 30. Yani artı 60 yapmanız yeterli olacak. Bunu farklı ölçülerde de olabilir. Diyelim ki duvardan duvara genişlik 3 metre 50 santim. Gene aynı şekilde artı 60 santim yapıyorsunuz. Ve ardından şu hesaplamayı yapmanız gerekiyor. Bunun bir tık kısa yöntemini size göstereyim. Diyelim ki duvardan duvara ölçtünüz. Cam 3,5 metre geliyor. Hemen bunu artı 60 yapıp
Yani 4 metre 10 santim. Hemen şöyle de 4.10 çarpı 3 yaptığınızda 12 metre 30 santim tül gittiğini hesaplayabilirsiniz. Kısaca bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Ama tülü bölme işlemine geldiğinizde ise yapmanız gereken dediğim gibi camın tam ortasından tutup sağ tarafı ölçmek. Aynı şekilde camın gene tam ortasından tutup sol tarafı ölçmeniz gerekiyor. Şimdi kesimine geçeceğiz. Eğer bu yerde anlamadığınız bir şey olursa bana yorum kısmından ölçülerinizi atabilirsiniz. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, şimdi bütün hesaplamaları yaptık. Sırada tek kalan işlem şu arka taraftaki şerit nasıl hesaplanacak onu size söyleyeceğim. Şeridi hesaplarken yapmanız gereken tek işlem şu. Demiştik ya, camın yarısının genişliği 78 santim. Artı hatırlarsanız 30 santim daha eklemiştik bu tarafa geçirerek. Artı 30. Şeritler normalde camı geçtikten sonra şu şekilde yarım metre sonra başlar. Yarım metreden şu şekilde aşağıya doğru iner. Siz bunun genişliğini artırabilirsiniz. Normalde standart ölçü camları yarım metre geçtikten sonradır. Yani artı 50. Bu sağ tarafın. Sol tarafta aynı oluyor zaten. İkisinin de eşit olması gerekiyor. Dediğim gibi 78 santim. Sol tarafı da şöyle gösterelim. Artı 30 santim. Çünkü bu 30 santim buraya geçiyordu fazlalık. Artı gene dediğim gibi şerit camı geçtikten 50 santim sonra dikilmeye başlayacağı için şu şekilde artı 50 santim. Sizin camda ölçtüğünüzde diyelim ki camın tam yarısı 75 ise 75 artı 30 yapıyorsunuz. Artı 50 santim yapıyorsunuz. Yani şeridi kaç metreden dikeceğiz? Hemen şöyle kısaca hesaplayabiliriz. 78 artı 30 artı 50 dediğimizde 1 metre 58 santim oluyor. Çarpı 3 yapıyoruz. Yaklaşık 4.70 civarı diyebiliriz. 4 metre 70 santimden tülü hesaplayacağız. Evet, dediğim gibi biz şimdi hesaplamasını yaptık. Kesimini yaptık ikiye. Yanlarını diktik. Şerit hesaplamasına gelmişti. Onu da gördüğünüz gibi hesapladık. 4 metre 70 santimden tülü ölçeceğiz. Yukarıdan şöyle bir işaret bırakacağız. Ve şeridi çapraz bir şekilde katlayacağız. Şimdi de sizlere onu göstereceğim. Evet, şimdi 11 metre 10 santimlik tülümüzü ikiye kestik. Bu sol tarafın tülü. Dediğim gibi şerit dikmek için ilk önce yapmanız gereken bu sol taraf olduğu için şöyle etek kısmından yaklaşık şu kadar, yani bir karış gibi olabilir. Bir karış kadar şuradan kalemle işaretleyeceğiz. Ardından bu şöyle kenara doğru toplanacak. Evet, şerit kısmını da 4 metre 70 santimden işaretlemiştik. Onu da hemen şöyle bir ölçelim. 1, 2, 3, 4, 4 metre 70 santimden alıyoruz. Şu kadar bir fazlalık var. Şu şekilde işaretledik. Şerit bu şekilde çapraz gelecek. Aşağıya kadar devam edecek. Ardından bu sol taraftı şu şekilde baktığınızda. Şimdi sağ tarafı da aynı şekilde 4 metre 70 santim ölçüp işaretleyeceğiz. Ve alt taraftan da bir karış kadar işaretleyelim. Evet, bu da sağ tarafın tülü. Bunu da şu şekilde ilk önce etek kısmını alalım. Gördüğünüz gibi etekten bir karış yukarı buraya işaretliyoruz. Ardından buradan başlayarak 4 metre 70 santim ölçüyoruz. 1, 4.70. İkisinin de eşit olması gerekiyor. Şimdi işaretlemesini yaptık. Şimdi bunu nasıl tutacağız ve nasıl işaretleyeceğiz size hemen onu göstereyim. Evet, şimdi bu görmüş olduğunuz sol tarafın tülü. Bunu nasıl işaretleyeceğiz? Bakın, alt tarafta şu şekilde göstereyim. İşaret bırakmıştık zaten. Ben şimdi bu işaretten tutacağım şu şekilde. Ön tarafını değil, arka tarafını çevirerek. Bir kişiden yardım almanız gerekiyor. O da ileride karşı tarafta işaretlemiş olduğumuz 4 metre 70 santimden olan tarafı tutacak. Bu da arka tarafı olacak. Şöyle tut Muhammed. Şöyle geç karşıya kadar. Çek çek çek. Evet, burada yapmanız gereken işlem aynen bu şekilde bu. Ardından burayı tuttuktan sonra yapmanız gereken işlem şu kadar. Yaklaşık 1 metreden şu şekilde. Gel Muhammed yavaş yavaş. Şöyle bozmadan. 1, 2, gel abicim. 3, 4,
5 adım da olur, 4 adım da olur. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde aldık ve bu kısma ütü basacağız. Ütü masasının üstüne getiriyorsunuz. Not basma. Şu şekilde bırakalım. Çok dikkat edin. Buradan şu şekilde buraya işaret yapacağız. Çünkü buraya tam şeridi dikeceğiz. İşaretini bu şekilde yapmış olduk. Biz diğerini işaretledikten sonra şerit dikimini de size göstereceğiz. Evet, şimdi şerit dikmeye başlayacağız. Krevize şeridi şu şekilde, içinde halkalar olan yaklaşık 12-15 cm civarında. Şu şekilde bir top halinde. Bu şeritten krevizenin arkasına dikeceğiz. Alt kısımda şu şekilde sıfır bırakarak dikmeye başlayacağız. Bakın şeridi bu şekilde üstüne bırakıyoruz ve yavaş yavaş dikiyoruz. Acele etmenize gerek yok. Tülü ya da şeridi herhangi bir şekilde çekmenize gerek yok. Olduğu gibi tülün üstüne bırakın ve tülle beraber dikmeye devam edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde şeridi sonuna kadar dikeceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi şimdi sonuna kadar geldik. Evet, şöyle gösterelim. En son kısımda şu şekilde bıraktıktan sonra. Şimdi ben diğer tarafın da şeridini dikeceğim. Ardından pilesini yapmaya başlayacağız. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi şeritlerin dikimini bitirdik. Burada yapmanız gereken sağ tarafın pilesini 5 cm alıp katlıyoruz. Sol tarafın pilesini ise 10 santim alıp katlıyoruz. Yani tek taraflı pile olacak. Krevizelerde çift taraflı normal perde pilesi gibi olmaz. Yan pile yapacağız. Yani şu anda elimizdeki şöyle baktığımızda sağ taraf. Bunu sık pile olacağı için şöyle göstereyim. 5 santim alacağız. Bir defa katlayacağız. Aynı şekilde 5 santim tekrar alacağız. Şöyle alta doğru katlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi 5 santim 5 santim alıp katlıyoruz. Tek taraflı pile yapıyoruz. Evet, bu şekilde pilelerini yapacağız. Ardından diğerinin de pilelerini yapacağız. Sonra birleştirmesine geçeceğiz. Evet, şimdi de sol tarafın perdesini yapacağız. Bunu da diğerini şöyle 5 santim katlamıştık. Sağ tarafı. Bunu ise tam tersi. Şu şekilde 10 santim alıp ileri doğru katlayacağız. Bu şekilde pilelerini yapacağız. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Bunu da bu şekilde pilelerini yapmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi pilelerimizi yaptık. Bu sol taraf olacak. Ön tarafı burası. Bu da sağ taraf olacak. Dediğim gibi 30 santim fazlalık vermiştik. Şu şekilde 30 santimi ölçelim. Bir kalemle işaretliyoruz. 30 santimden işaretledik. Aynı şekilde 30 santimle buradan işaretleyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi 30 santim buradan, 30 santim buradan işaretledik. Ardından bu işaretlediğimiz yerleri üst üste getirip koyduğumuzda burası tam 60 santim gelmiş oluyor. Yani krevize 60 santim üst üste binmiş olacak bu şekilde. Şimdi buranın dikimini yapacağız. Ardından tokalarını dikeceğiz. Evet, perdemizi birleştirdik. Şimdi bakalım kaç metre olmuş. 1, 2, gördüğünüz gibi tam 3 metre 10 santim. Bakın burada. Şimdi hemen tokalarını dikmeye başlayalım. Krevize perdenin dikimini de bitirmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi tokalarını diktik. Şimdi asacağız ve
aparatlarını takacağız. Bakalım nasıl olmuş. Evet, görmüş olduğunuz gibi krevize perdemizi astık. Şeritlerini de diktik. Şu şekilde bu sağa doğru toplayacak. Birazdan astığımızda onu göreceğiz. Bu da sola doğru toplayacak. Dediğim gibi üst taraf 60 santim, 30 santim fazlalık vermiştik. İki taraftan da 60 santim üst üste bindi. Bu şekilde tam ikiye ayrılacak. Evet, şimdi şeritlerini takmaya başlayalım. Krevizin arka tarafına şu şekilde mekanizmalardan takacağız. Bunların şu şekilde tepede göstereyim. Ayakları var. Bu ayakları sağa ve sola doğru şu şekilde çeviriyorsunuz. Kornişe oturtturduktan sonra buraya kornişe oturduktan sonra birini sol, birini sağa yatırıyorsunuz. Bu şekilde tutuyor. Şunları da bu şekilde geri çıkartabilirsiniz. Şimdi bunu arka tarafa takacağız. Ardından ipini halkalardan tek tek geçirip en sonuncu halkaya bağlayacağız. Tülün olduğu değil, bir arkadaki sıraya takıyoruz. Ardından ipi açtıktan sonra en üstteki halkadan başlamayın. Şöyle bir iki halka atlayıp öyle başlayabilirsiniz. Bakın, halkalardan hiçbir halkaya atlamayacak şekilde tek tek geçiriyoruz. Ve en sonuncu halkaya bu ipi bağlayacağız. Bu mekanizma yardımıyla tülü yukarı doğru toplayacağız. Şimdi ben halkalarını geçireyim. Ardından toplarken videosunu çekeceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi krevize tülümüzü astık. Yan taraflara aynı şekilde iplerini halkalardan teker teker geçirdik. Şimdi zincirleri yukarı doğru çekeceğiz ve krevizemiz hazır olmuş olacak. Tamam. Evet, krevizeyi bu şekilde ayarladıktan sonra yapmanız gereken diğer bir işlem, pilelerini elinizle güzel bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Evet, krevizeyi bu şekilde taktıktan sonra eğer pileleri düzgün durmuyorsa, ki en başta düzgün durmayabilir, bunun pilelerini şu şekilde elinizle ayarlamanız gerekiyor. Evet, bugünlük bu videodan da bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa onları yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.